bu akşam gördük ki hem yurt içinden hem de yurt dışından Peygamber Efendimiz'e aşkla bağlı olan nice insanlar var. Özellikle giriş konuşmasında Mustafa Fayda hocamız Peygamber Efendimiz'i öyle bir bakış açısıyla bize sundu ki biz şimdiye kadar ben yıllardan beri tasavvuf hocalığı yapıyorum. Peygamber Efendimiz'in bu şekilde nefisleri temizleyen bir özelliğine vurgu yapmak hiç hatırımıza gelmemişti. Ve hep biz tarikat silsilelerin Peygamber Efendimiz'le başladığını söyleriz. Gerçekten bu ayette Peygamber Efendimiz'le nefislerin tezkiye edilmesi, yani onun baş mürşit olduğunun bir tescili oldu. Bu gece adına benim şahsen çok istifade ettiğim bir şey oldu. Claude Atlas Hanım'ın konuşmaları, oradaki Peygamber Efendimiz'i anarken söyledikleri, gerçekten bizim bir takım Türkiye'de yurt içindeki bazı kimselerin dini sadece Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz'i tabiri caizse bypass ederek dini anlamak ve yaşatmak eğilimi içerisinde olanlara karşı çok güzel bir cevap niteliği taşıyor bu konuşmalar. Biz şunu gördük ki Peygamber Efendimiz olmadan, Peygamber Efendimiz aradan çıkartılarak bu din anlaşılamaz, Kur'an anlaşılamaz ve yaşanamaz. Bunun tescili oldu en azından bu gece. Bu konuşmalara vesile olduğu için ben şahsım adına gerçekten çok teşekkür ediyorum vakfa. Bu güzel sözleri duymamıza sebep olduklarından dolayı.